TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Haziran'daki liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava bu yıl 1.038.192 öğrenci başvuruda bulundu. Liselere geçiş sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 9.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda 8. sınıf Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileriyle sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken, öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek. Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, liselere geçiş sınavı dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 7-10 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi. Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan liselere giriş sınavı öncesinde sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Özdoğan mesajında, "Sevgili öğrenciler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava gireceksiniz. Hepinizin azim ve kararlılıkla bugüne hazırlandığınızı biliyor ve emeklerinizin karşılığını almanızı diliyorum. Sınavınızın en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Unutmayın ki bu sınav, hayatınızdaki pek çok fırsattan sadece biri, sizler için en önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Her birinizin geleceğine katkıda bulunacak bu adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum," dedi. Başkan Özdoğan ayrıca hacılarda eğitim gören ve sınavda 480 ve üzeri puan alan öğrencilere birer küçük altın hediye edeceklerini duyurdu. Özdoğan, "Bu ödül öğrencilerimizin gayret ve başarılarını takdir etmek amacıyla verilecektir. Başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyor ve onların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde Kaymek tarafından eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve gençlik projelerimizle her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerimize yürekten başarılar dilerim," dedi. Ama aklında bir mesuliyetin olduğunu düşünün. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin her zaman yanında yer alıyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde Kaymek tarafından eğitim gören gençlerle bir araya gelerek öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin her zaman taleplerini ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise öğrencilere nasihatlerde bulundu. Çevre Haftası etkinlikleri arasında yer alan çevre ve iklim duyarlılığını artırmayı amaçlayan Çevrefest, 5-9 Haziran tarihlerinde
Hepimizin bir dünyası var temasıyla Ankara'da düzenlenecek. 6 Haziran'da Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açılış konuşmasıyla başlayacak Çevre Fest'te sıfır atık etkinlikleri yapılacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak. Dünyadan devraldığımız mirası. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023 net sıfır emisyon ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çevre konusunda 7'den 70'e tüm vatandaşlarda farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye'de bir ilk olacak olan Çevre Fest etkinliği, Çevre Haftası kapsamında 5-9 Haziran arasında düzenlenecek. Herkesin bir dünyası var temasıyla düzenlenecek Çevre Haftası'nda çevre gönüllüsü dalgıçlar tarafından denizaltı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek. Motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bir gün boyunca trafiğe kapalı alanlar oluşturulacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak, sıfır atık atölyeleri kurulacak. Değerli izleyenler, Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi müstakil konut yapımı için kat karşılığı ihale düzenleyecek. Yeni dönem projelerini ivedi şekilde hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin ilk yatay projesi için ihale düzenleyeceklerini belirtti. Projenin 28 adet müstakil konutu için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14'te, 32 adet müstakil konutu için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da, 32 adet konutu için 3 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te ve 28 adet konutu için 3 Temmuz Çarşamba günü 14.30'da ihale düzenlenecek. Türkiye'ye örnek olacak projelerle adından söz ettiren Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'nin ilk yatay mimari projesini hayata geçirmek için düzenlenecek ihalelerin ardından çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Palancıoğlu, ilçemize yeni bir görünüm kazandırmak, bunun da ötesinde yaşanabilir, güvenli, depreme dayanıklı, konforlu konutları inşa etmek için yatay mimari projemizi hayata geçiriyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden olan yatay mimari projemiz Altınoluk Mahallesi'nde ihaleye çıkıyor. Melikgazi'mizin farklı bölgelerinde yatay mimariyi yaygınlaştırarak depreme karşı gerekli tedbirleri alacağız. Müstakil konutlarımızın üzerinde güneş enerjisi, yağmur suyu toplama hattı olacak. Deprem ülkemizin gerçeği. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru, konforu için yenilikçi projemizin çalışmalarına başlamak için ihalelerimizi düzenliyoruz. Bu kapsamda 4 ayrı ihale gerçekleştireceğiz. 2 ihalemizi 26 Haziran Çarşamba günü, 2 ihalemizde 3 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. İhalemiz yapıldıktan hemen sonra yapım çalışmalarımıza başlayacağız. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Melikgazi'mize hayırlı olsun. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesecek misiniz diye sorduğumuz vatandaşlar, bakın ne cevap verdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 10 bin lirayla geçinmek zorunda kalan emekliler kurban kesmek istiyor ama bu pek mümkün gözükmüyor. Vallahi şimdilik kiracıyım ya, öyle bir şey. Alamadık kurbanı. Alamadım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi bakalım hele. Fırsat bulursa Allah izin verirse alacağım. Kesmeyeceğiz. Abi kurban 22, 25, 30. Yani normal şartlarda emekli maaşı karşılığı 10 lira. Kurban kesmek artık tarih oldu. Kurban kesmek için diyorum ya, yani nasıl diyeyim size, 30 bin lira maaşınız olması lazım. Yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dert yanan vatandaşın çoğu bu bayramda kurban kesmeyeceğini söyleyip düştükleri bu durumun nedenini ekonomiye bağladılar. Emekli olmadan önce aldığımız için sonradan alsak belki zorlanırdı. Doğru. Çok zor. Hayat çok zorlaştı. Her şey 10 kat arttı. Kredi çekti, borçlandık. Emekli miyiz? Emekliyim. Oradan bir şey olmayacak mı? Olmayacak herhalde. 3 bin lira mı diyorlar ama kurtarmıyor kızım ya. 200 bin lira, 200 bin liralık kredi çektim. Onu ödüyor. Emekli maaşlar. Onun için Allah, bir sene kadar kesemeyeceğiz. Allah bile yazmasın. Hiç kaçırmadık ama bu sene öyle oldu. Nasip olursa, Allah nasip ederse. Aldınız mı? Almadım daha. Araştırıyoruz hala. Araştırıyorum. Büyükbaş kesemeyeceğim bu sene.
Bugüne kadar hep büyük başı, küçük başı düşünüyoruz. Bakalım. Çünkü geçen seneki fiyatları iki katladı bu sene kurbanlar. Tabii emekliler daha çok zorlanıyor. Ben de emekli öğretmenim. Verdiğine şükür yani inkar etmiyorum. Ama bütçe uygun olmuyor. Tabii 25 bin lira bu 25 bin liradan aşağı değil. Büyük başta. Ya biz aldığımız maaşın dönemi verirsek biz ne yapalım? Ya niye acık ya kurbanlık benim 10 bin lira maaş alayım kurbanlığı 25-30 bin lira ya. Ne yapacağım? Çocuklarım olmasa acım. Mendil sereceğim ya. O derece. Evet. Ne yapacağız? Kessen götürdü, kesmesen götür. Nasıl müdahale ediyoruz ya? Çocuklarım yardım ediyor. 6 bin lira ev kirası, 11 bin lira aldığım benim. 6 bin lira ev kirası veriyorum. 5 bin lira kalıyor. Elektriğin, suyun, telefonun, aidatın, doğalgazın. Gel de geçin. Hah. İşlerim yuvar. Allah. Kurban olduğum Allah düzenlik versin ya. Yoksa bu böyle... Cumhurbaşkanı hiç aldırmıyor. Fekinde değer yani. İnşallah. Aldınız kurbanlığı. Evet abi. Siz zorlandınız mı alırken? Geçen sene göre fiyatlar nasıl? Fiyatlar yüksek de zorlanmadık ya. Cenab-ı Hak şey yaptırıyor. Bu bayram tavuk kesecek. Sokak köpekleri uyutulacak mı? Son dönemin tartışma konusu olan bu soru henüz yanıt bulmadı. Kayseri'deki vatandaşlarsa sokak hayvanlarının uyutulması yerine barınaklarda toplanmasını ya da kısırlaştırılmasını öneriyor. Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. AK Parti, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan yöntemleri inceleyerek sahipsiz köpeklerin belirli şartlar altında uyutulmasını öngören bir yasa taslağı hazırladı. Konu tartışmaların başında geldi. Kayserili vatandaşlar da sokak köpeklerinin uyutulması yerine barınaklarda tutulması veya kısırlaştırılması görüşünde. Kimileri de sahiplendirilmesi gerektiğini söylüyor. Kendileri uyutsunlar önce. Sokak hayvanı uyutulur mu? Uyutmak neden? Anlamı ne? Öldürecekler. Çok yanlış kardeşim. Yapan da vicdan yok. Aynı şekilde düşünüyorum. Çok yanlış bir şey. Uyutmak ne demek ya? Önce insanlar kendilerini bir uyutsunlar. Sonra ya hayvanlara dönsünler. Kısırlaştırsınlar öldüreceklerine. Kısırlaştırsınlar. Bu kadar yani. Çok yanlış bir şey. Bence onlar da yaşama hakkı var. Onlara zarar görmemesi lazım. Sokaklarda şu anda bir sürü başboş gezen hayvanlarımız var. Bunların çevreye de zarar vermemesi lazım. Belediyemizin bunlara bir çözüm bulması lazım şu an. Çözüm ne peki sence? Çözüm bunlara bir şehir dışında ayrı bir barınak yapılarak bunların çoğalması engellenmeli yani bence. Kısırlaştırılmalı yani. Aynen. Uyutulması doğru olacağını düşünmüyorum ama buna bir çare bulunmalı yani. Çünkü köpek sahipsiz olmamalı yani. Uyutulması yanlış yani. Uyutulması doğru mu? Kısırlaştırılması olsun ama uyutulmasını yanlış diyebilirim yani. Abi uyutulmalı ya. Türkiye'de çok zarar çekiyor, yazık ya. Çok insanlar yaralanıyor. İnsan vicdan azabı çekiyor. Hani devletimizin ne gereken neyse onu yapması lazım. En son çare yapması lazım. Uyutulmalıdan ziyade kısırlaştırılırsa, bir de toparlansa bir barınağa. Ha bu hayvan seviciler de icabında bunları sahiplenebilir ya yani. Öyle mi? Tabii. Ama uyutulmasın mı? Ya, gerekirse uyutulsun. Avrupa'da uyutuluyor. Ben şahsen Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da uyutuluyor. Sokakta köpek bulamazsın sahipsiz yani. Hayır hiç. Uyutulmamalı. Uyutulmamalı. O da bir candır. O da bir candır. Tamam mı? Tabii. Ondan sonra her şeyin bir faydası vardır. Onların da bir faydası vardır. İnsanlar kadar kıymetlidir bizce. Yok ya ne uyutulsun yazık günah. Onlar da bir can taşıyor. Hiç uyutulmasın. Normal bir selamet yere yer yaptırsınlar. Orada bakımına üstlensinler. Uyudup da ne olacak? Hayvana zarar vermek. Yazık günahtır yani. Değerli izleyenler, Kayseri Baro Avukatı Ercan Avcı, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan baro seçimlerinde baro başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Mevcut yönetimi eleştiren Ercan Avcı, büyük değişimi gerçekleştirmek için baro başkanlığına adayım dedi.
Kayseri Barosu'nun Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimleri için ilk başkan adayı belli oldu. Birçok baro dolan içerisinde avukat Ercan Avcı, meslektaşlarıyla birlikte düzenlediği basın ve tanıtım toplantısında adaylığını açıkladı. Büyük değişim yapmaya hazırız. Buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Mevcut baro yönetimini topa tutan Ercan Avcı, büyük değişimi gerçekleştirmek için baro başkanlığına adayım dedi. Tarihte vatandaşı baro avukat savunacak. Avukatı kim savunacak sorusuna cevap olarak doğmuştur barolar. Baroların görevi avukatı savunmaktır. Ama ne yazık ki Kayseri Barosu avukatını savunmak noktasında, arkasında durmak noktasında, mesleki birlik ve beraberliği sağlamak noktasında oldukça yetersizdir. Kayseri Barosu'nun bir sosyal tesisi yok. Bir staj eğitim merkezi yok. Bir avukat eğitim merkezi yok. Bir yönetim kurulu olan avukat hakları merkezi yok. Farklı hukuk alanlarında komisyonları yok. Bir spor kulübü yok. Bir kültür sanat kulübü yok. Kayseri Barosu'nda sosyal bir etkinlik yok. Eğitim yok. Hukuk alanında düzenlenen bir panel, bir konferans yok. Peki Kayseri Barosu'nda ne var? Bolca laf var. Ne yazık ki kendinden olmayanı ötekileştirme var. Her şeyi bildiğini iddia eden ama hiçbir şey yapmayan statikocular var. İşte değerli meslektaşlarım, Kayseri Barosu'na yakışmayan bu durumu değiştirmek için yola çıktık. Prestijli, saygın bir Kayseri Barosu için. Kurumsallaşmış, avukatın arkasında duran, avukatına katkı sunan bir baro için. Artık bir zorunluluk olan büyük değişimi gerçekleştirmek için Kayseri Barosu Başkanlığı'na adayım. Kayseri'de erkek giyim sektörüne renk katacak yeni bir mağaza açıldı. Regnum Erkek Regnum Af Erkek Giyim Mağazası Köşk Mahallesi'nde törenle hizmete girdi. Açılışa Kayseri protokolü ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. İşte teşebbüs eden kardeşlerimizi başarıya eriştiriyor. Erkek giyim ürünlerine yenilik getirecek mağaza Köşk Mahallesi'nde açıldı. Rabbim bereketlesin. Güzel işlerde bir arada olmayı nasip eylesin. Regnum Af Erkek Giyim Mağazası'nın açılışı için tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Aynı zamanda çok sayıda davetli de yer aldı. Açılışa katılan Sayın Valimize Belediye Başkanımıza değerli protokolü teşekkür ediyoruz. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, böyle bir mağazanın Kayseri'de açılmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Çok sayıda tanıdığım, Kayseri'ye değer veren insanların da burada olması ve Fener ailesiyle ilgili hep güzel şeyler duyuyor olmam. Özellikle bu erkek giyim mağazaları konusunda Kayseri'nin belki de buradan alışveriş yapmayan insanın çok az olduğunu biliyor olmam beni de buradaki açılışta olmaktan dolayı heyecanlandırdı. Erkek giyim mağazası ve Abdullah gibi modayı yakın takip eden kombin birinciliğin mi vardı Abdullah? Seninle daha yakın bir ilişki kurmam lazım. Boyumuz kısa olunca her şey yakışmıyor, sen ayarlayacaksın. Dolayısıyla böyle büyük, ferah bir mağazanın nezih bir ortamda açılması ve bu mağazanın olduğu ilin de valisi olmaktan dolayı mutlu oldum. İfade ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Konuşmaların ardından edilen dua ve kesilen kurdele ile Regnum Af Erkek Giyim Mağazası açıldı. Ya Allah, Bismillah. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kayseri'nin sanat nabzının attığı Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanat sergisine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentte hayata geçirdiği Büyükşehir Sanat Galerisi yeni bir sergi daha açtı. Herkesin de insana değer veren bir bakışla bu sergimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
Sergide Büyükşehir Sanat Galerisi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, sanat sergisinin gelirlerinin 6 Şubat depreminde yetim ve öksüz kalan çocuklara ve gençlere destek olarak onları yeniden hayata kazandırmak amacıyla gerçekleştiğini ifade etti. Değişik etkinliklerle tabii, güzel, yıl boyunca burası etkin halde. Sergiye katılan vatandaşlar ise sergiyi çok beğendiklerini ve Büyükşehir Sanat Galerisi'nin Kayseri'ye çok yakıştığını dile getirdiler. Hoşuma gitti, çok güzel. Ben zaten el sanatları hocasıyım ve sanatla çok içten ilgilenen bir insanım. Benim de yağlı boya tablolarım var ve çok güzel böyle gençlerin yetişmesi. Sürekli burada olacağım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yer açmışlar. Kayseri'de bu tür etkinliklerin olmasını çok faydalı buluyorum. Şehrin hatta daha çok yerinde, daha çok noktasında görmeyi de dilerim. Burada öğrencilerin yaptığı çalışmaları görüyoruz. Hepsi de çok güzel. Rengarenk ve gerçekten iç açıcı. Böyle bir etkinliğe katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Talas Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerden örnekler sunuluyor. Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açılışı bir alışveriş merkezinin sergi alanında gerçekleştirildi. Eski bir halk eğitimciden. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sergi açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, öğretmenler ve kursiyerler katılımı sağladı. Sergi açılışında konuşan seramik öğretmeni Nalan Sipahi, öğrencilerimize zevkli güzel işler çıkardığımızı düşünüyoruz şeklinde konuştu. 10 yıldır Talas Halk Eğitim'de devam ediyorum çalışmalarıma. Bugün de burada öğrencilerimizin güzel işleriyle sizlerin karşısına çıktık. Çini zaten geleneksel bir sanatımız. Selçuklu'dan itibaren gelip Osmanlı'da daha çok böyle olgunlaşmış bir sanat. Biz de biraz daha güncelleştirmek istedik. Geleneksel de tabii ki çalıştık. Öğrencilerimize zevkle güzel işler çıkarttığımızı düşünüyoruz. Ki yaz kurslarımız başlayacak Temmuz 1 itibariyle. İlk önce kurumlarımıza ulaşabilirler. Oradan online bir şekilde veya normal kendileri şahsen gidip başvuru yapabilirler. Bu şekilde zaten listeler oluşturuluyor. Listeler oluşturulduğunda da bizler onlara İnşallah en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sergi için emek veren öğrencilerine teşekkürlerini ileten usta öğretici Gülşen Karasu da, kursiyerlerimizle yıl boyunca yaptığımız çalışmaları bugün burada Kayseri halkına zevkle ve keyifle sergiliyoruz dedi. İlk öncelikle yaptığımız malzeme çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü atık kağıtlardan sepet örüyoruz biz. Hazır bir malzemeden değil. Bildiğiniz ambalaj ve bildiğiniz gazete kağıtlarından örülüyor sepetlerimiz. Kursiyerlerimiz tarafından özenle sarılıyor. Boyanıyor, çeşitli aşamalardan geçiyor. Ardından da örme işlemine geçiyoruz. Sonuçta mukavemeti içinde bir vernik işlemi görüyor. Bu sayede yıkanabilir bir ürün haline geliyor sepetlerimiz. En büyük özelliği bu. Atık kağıtlardan oluşması ve sonucunda oldukça dayanıklı sağlam bir ürün haline geliyor olması en büyük özelliği. Bugün yıl boyunca kursiyerlerimizle ve işte diğer branşlardaki arkadaşlarımızla yıl boyunca yaptığımız çalışmaları bugün burada siz Kayseri halkına zevkle, keyifle teşhir ediyoruz. Dekoratif sepet örücülüğü kursumun adı. Yani dekoratif diyebileceğimiz, evimizde, etrafımızda kullanabileceğimiz her türlü obje. İşte lambalar, lambaderler, sehpalar. Biliyorsunuz sepet bizim aynı zamanda çok geleneksel bir kültürümüz. Evimizin her aşamasında, mutfağından, banyosundan, işte aklınıza gelebilecek her aşamada kullanılan bir ürün. Dolayısıyla evimizin her köşesinde sepet mevcut. Bu aklımıza dekoratif denebileceğimiz her türlü malzemeden objeler çıkarabiliyoruz. Açılışı yapılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerden örnekler sunuluyor. Ressam Hasan Bağdaş'ın Renklerin Gücü ismini verdiği resim sergisi 3 Haziran Pazartesi günü açılacak. Kayseri'de sanat faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda ressam Hasan Bağdaş'ın Renklerin Gücü ismini verdiği resim sergisi 3 Haziran Pazartesi günü açılacak. Bağdaş'ın sergisi 10 gün açık kalacak. Mustafa Yalçın'la 15 yıldır bir dostluğum var. Kendisi söylemişti bir sergi yapalım. Zaman olmadı, pandemi girdi. Fakat şimdi nasip oldu. Talas Belediyesi'nin girişinde foye alanı var.
sergiyi orada yapılacak. Önümüzdeki pazartesi 3 Haziran saat 3.30'da. Ne yer alacak sergide? Sergide benim çalışmalarım, yağlı boya ve tutkal çalışmaları. Farklı bir çalışmam var tutkalla. Böyle sergiler, 37 tablo sergiledik, hazırladık. Açılış pazartesi akşam 3'te. Resimlerinizde, tablolarınızda genelde ne anlatıyorsunuz? Tablolarımda en çok çevre ve doğanın kirletilmesi, tahrip edilmesi gittikçe farkındaysa iklim de değişiyor, her şey değişiyor. Bir de kadın sorunu en çok önceliklerim arasında. Onun dışında fazla bir alanım yok. Çevre, doğanın tahrip edilişi ve kadın sorununu işliyor. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor, Portekizli futbolcu Cardozo'yla 3 yıllık, Gökhan Sazdağ'yla 2 yıllık sözleşme yeniledi. Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayseri Spor, iç transferde sözleşmesi biten oyuncularıyla görüşmelere başladı. Bu istikamette uzun süredir görüşme halinde olduğu Portekizli futbolcu Cardozo'yla anlaşmaya varıldı. Kayseri Spor Kulübü ile Cardozo arasında yapılan görüşme neticesinde 3 yıllık imza atıldı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek olan Portekizli futbolcuyla yapılan görüşme neticesinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar anlaşma yapıldı. Öte yandan Sarı Kırmızılılar iç transferde Cardozo'nun ardından takım kaptanlarından Gökhan Sazdağ'la da yeniden anlaştı. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar Kayseri Spor'la sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağ'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.